Merhaba arkadaşlar, ben Nurullah Taş. Bir önceki dersimizde matematiksel operatörleri görmüştük. C# dersleri serimize devam ediyoruz. Burada matematiksel operatörlerde birkaç şey daha görelim. Sonra bu konuyu bitirelim. Şimdi bir önceki video üzerinden gideceğim. Sayı 1'im vardı, sayı 2'im vardı. Topladık, çıkardık, böldük, çarptık. Kalan gösterdik, birbirine bölümünden kalan. Şurada artı artı 1, 1 arttır dedik. Sayı 2, eksi eksi 1 azalt dedik. O anlama geldiğini söyledik. Birkaç şey daha yapalım. Mesela şöyle bir şeyimiz var. Sayı 1'i. Bu arada burada 5'ti. 1, 1 arttırdık. 6 oldu. Bunu unutmayın. Şu an sayı 1'imiz 6. Sayı 1'i artı eşit 5 yaparsam şöyle, bu ne demek? Sayı 1'i 5 artır demek. 5 artır. Şimdi sayı 1'im 5. 1 arttırdım 6, 5 daha arttırdım 11. Getirip şu mesaj box'ta şöyle, hoppa. Şimdi mesaj box'ta sayı 1'i göstereyim, 11 olarak gelmesini bekliyorum. Çalıştırıyorum. Tıklayınca 11 olduğunu görüyorum. Şimdi benzer şekilde mesela sayı 2'm de bu arada eksi eşit 5 olsun. 5. Sayı 1'i 5 arttır. Burada da sayı 2'yi 5 azalt. Ya da şöyle görün. 5 değil de 6 azaltayım. Fark etmez. 6 azalt. Şimdi bakın. Sayı kim? 2. Eksi eksi. 1 azalttım. 1. 6 azaltırsam eksi 5 oluyor. Şimdi gelip sayı 2'yi gösterirsem. Eksi 5 diye görünüyor. Burada önemli olan şu arkadaşlar. Artı eşit 5. 5 arttır. Artı eşit 10. 10 arttır. Eksi eşit 6. 6 azalt. Eksi eşit 5. 5 azalt gibi kullanımı var. Şimdi mesela şöyle bir şey yapayım. Sayı 1'im 11'de en son. Sayı 1'i ne yapayım? 4 12 ile çarp diyeyim. 12 ile çarp. 12 çarpı 11 ne yapar? 120-132. Şimdi geliyorum. Diyorum ki sayı 1 çarpı eşit 12. Yani bunu 12 ile çarp diyorum. 132 şeklinde göstereceğim. Sayı 1'i göstersin. Çalıştırıyorum. Tıklayınca 132 diye gösteriyor. Şöyle bir kullanım. 12 ile çarp demek. Şöyle bir kullanımım var. Mantık aynı, anladınız. Sayı 1'i ne 3'e böl. Ne yapmam lazım? Geliyorum. Sayı 1 bölü eşit 3 diyorum. Noktalı virgülü unutmayalım. Yani 3'e böl. 132 bölü 3 44 yapıyor galiba. Şimdi geliyorum. Sayı 1'i bölüyorum. 44 diye gösteriyor. Önemli olan şunların. Artı eşit 5, 5 arttır. Eksi eşit 6, 6 azalt. Çarpı eşit 12, 12 ile çarp. Bölü eşit 3, 3'e böl gibi anlamlara geldiğini öğrenmeniz. Bu dersimizde bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi çalışmalar dilerim.